Arena tilki meselesi memleket meselesi haline geldi ama yaşı gereği bir de kendi bedensel gücünü fark etmiş bir genç kızın ablalarından da görerek, yurt dışında da izlediği şöhretlere bakarak birazcık da işin gereği sadece şarkılarını değil aynı zamanda insanların gözlerini de doldurmak amacıyla ama aşırı abartarak seks apalitesini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz üstüne gittikçe aynı Gülşen meselesindeki gibi karşı tepki ve etkiyi görünce biraz daha ısrar ediyor bu meseleye. Çocuk olarak yani bir genç kız olarak izlediği her şeyden çok etkileniyor. Bugün Avrupa'da ablalarının yapmış olduğu klipleri seyredince çocuk doğal olarak etkileniyor. Türkiye'de baktığında Türkiye'deki en iyi pop starlarının albümlerinin klipleri de açıkçası böyle çok hani yakaları kapanmış, başları örtülmüş falan böyle mutasip klipler değil. Hepimiz seyrediyoruz. Haklı olarak da yaşının gereği bir kez daha söylüyorum. Yaşı burada çok önemli. Burada psikologlar çünkü öyle yönlendiriyorlar. Bu yaş çocukları bedenlerini, kadın bedenini ve beden üzerinden mücadeleyi kendilerine hak görüyorlar ne yazık ki. Bir grubumuz seviyor, bir grubumuz sevmiyor. Bir grubumuz aşırı buluyor, bir grubumuz ya yeridir diyor. Bence Aleyna bizimle eğleniyor. Biz üstüne gittikçe o ısrar ediyor. Güzel. Çok da böyle bakıp görmezden gelirsek bir süre sonra bunların hepsini tırmanlayacak. Yapmayacak. Yaptığı şu an alıcı bulduğu için ısrar ediyor bu konuda. Bak, evet. Aleyna çok güzel bir şey söyledi. Biz ne kadar eleştirsek de bunun bir başkasını 3 gün sonra yapacak. Tabii canım. Bak onun üstüne onu da konuşsak 5 gün sonra bir daha başka dozunu, bir model. Dozunu arttıracak. Yani evet. O bunlardan, bu eleştirilerden, biz burada büyükler olarak, tecrübeli insanlar ne kadar söylesek 1 gram üzerine kendine almayacak. Gülşen, bunu Gülşen'de de yaptık. Evet. Gülşen her kıyafetinde bir şekilde değiştirdiğinde acaba bundan sonrası ne yapacak? Evet. Gülşen nereye gidiyor dedik. Gülşen her defasında bir yere gitmeye çalıştı. Sonra gemi karaya oturdu. Hiç kostümlerine düzelme oldu mu daha ileriye doğru gitti. Yani, onun için Aleyna'yı birazcık böyle görmezden gelsek bu yaptığı abartıya biz yol arkadaşlar. Ama bunu hepimiz yapmamız lazım. Tabii. Tüm medyadaki arkadaşlar tabii. Bunu görmezse o da görülmediğini anlatsa sadece sosyal medyada kalacak. Anladın mı? Çok özür dilerim Başak bir şey mi söylüyorum? Ben Aleyna Tilki'nin sevgiyle büyütülmüş bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Aleyna Tilki'nin çok küçük yaşlarda daha reşit olmadan önce sahneye çıkması müthiş bir o zamanlar şöhret getirdi ona. Bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Aleyna bence bunları kesinlikle dikkat çekmek için yapıyor. Hani küçükken çocuklar vardır ya özellikle anne babanın dikkatini çekmek için evde uslu uslu otururlar. Ama ne zaman bir dışarı çıksalar, bir ortam içine girse o çocuk evde duran uslu çocuk bir anda böyle müthiş bir canavara dönüşür. Anne baba bile şok geçirir. Ya da böyle durup dururken böyle reaksiyonlar verir. Ben Alina'nınkinin reaksiyonlarının da anne babanın ayrılması, babanın kendi hayatı, anne de anladığım kadarıyla biraz kendi hayatına odaklı bir kadın. O yüzden Aleyna sevgiye aç bir çocuk. Zaten ödül aldığı zaman konuşmasında titreyip ağlayarak ben aslında bir küçük bir çocuğum. Bazen bazı şeyleri farkında olmadan yapıyorum. Bunun altında yatan şey sevgisizlik. Aynen bebeklerle oynadığından dolayı o çocukluğu anlayabilirsin. Odasında çeşit çeşit bebekler olan bir çocuk. Hemen ikinizin söylediğine bir ara parantez koyayım. Bir röportajını hatırlayın. Evde pembe oyuncaklarla oynayan bir Aleyna. Sokakta da dişi bir Aleyna var diyerek aslında kendisine yer etmiş iki ruhu da bize daha önce söyledi. Ama çünkü bunu yapan insanlar, yaptıranlar var. Aslında mesajı verdi o biliyor musun? Aleyna'nın bu arada yakın arkadaşı, benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşımın kızı. Aleyna ile ilgili konuştuğumuzda hakikaten evin içerisinde eşofmanlarla, pijamalarla gezen, aslında hiç böyle bir reaksiyonu olmayan biri. Ama kamera önüne geçtiğinde dikkat çekmek, insanların sevgisini almak ya da insanların tepkisi bile onu mutlu ediyor. Yani görünür olduğunu hissediyor. O yüzden Aleyna görünür olmak için yapıyor. Ben yaşına veriyorum. İleride çünkü bunlar onu mutsuz edebilir. Yoksa ben niye giyindi, niye onu yapıyor, bunu yapıyor demiyorum. Çünkü pırıl pırıl bir vücut. Pırıl pırıl bir kız. Hakikaten çok güzel de bir kız. Ama annesinin şuradaki şeyine takıldım ben sadece. Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim diyor. Buna katılmıyorum. Siz kızlarınızla bence fazlaca arkadaş gibisiniz. Ben çocukların anne ve babalarıyla arkadaş gibi olmasını onaylıyorum. O açıklamaları bir okuyalım istiyorsan. Tabii. Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim. Kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum. Sonuçta çocuklarım yani.
bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim. Işın Karaca ile bir diyaloğum oldu. Olmamıştı. Sadece sen de bir annesin. Böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorumlar yapılmasını istemez. Ben öğrenci yurdu işletiyorum. 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal Bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için. Çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak diye. Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirme yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna da unutmuyor. Canımdan can gitti. Geldiler ve gördüler. Bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. Çocuğu kullanıyor mu çabasına girdiler. Öyle olmadığını da gördüler. İşte ben burada bu hanımefendinin söylediğine katılmıyorum. Eğer çocuğuyla ilgili gerçekten arkadaş gibi değil diyorsak, vallahi Aleyna'dan çok daha radikal bir şey yaptı ve gitti albüm yaptı. Ben bir anne olarak eğer evladımın camiada şöhretli bir yer kazanıp bir sanatçı kimliğini kazanmasını istiyorsam evladımın arkasında olurum ve bazı reaksiyonlarına tepki gösteririm. Şimdi bazı anne babalar diyecek ki evlada ne kadar tepki gösterebiliyoruz ki, bazen kontrolsüz olabiliyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu da doğru. Ben yeni jenerasyon maalesef pek anne baba sözü dinleyen, onların söylediği gibi hareket eden bir şey değil. Bu dediğimiz gibi çıkıp da işte Gülşen'in meme verilen göğsünüzü de açın. Çünkü açıklığı soyunmayı özgürlük olarak algılattığı için yeni jenerasyona, bu onun yaptığı bence en büyük gaflardan bir tanesiydi. Açılıp saçılmayı istediğimiz gibi özgürce, çok özür diliyorum ama iç çamaşırıyla sokakta gezmeyi bir özgürlük alanı olarak gördüler. Aksine değil. Benim Aleyna'da sadece beni korkutan şey bu kadar ağır çıplaklığın gelecekte olacak noktasını düşünemiyorum bile. Bu açıklık, bu hani utanma duygusu benim çok kıymet verdiğim bir duygu. Hani bir yeriniz, göğsünüzün çok çatalı açıldığında ya da çok kısa giydiğinizde ya ben bununla nasıl dışarı çıkacağım deyip o utanç duygusu güzel. Ama şu anda Aleyna'da gördüğüm neredeyse artık üstündekini de çıkarıp ve bundan hiç rahatsız olmaması, daha da dozunu arttırması ileride onda sıkıntı olacak. Şimdi genç olduğu için farkında değil ama ileride bunlar onu çok üzecek diye korkuyorum. Ama annenin de söylediği şeyi de çok samimi de bulmuyorum. 16 yaşındaki bir çocuğu bir barda çıkmasına müsaade etmek çok sağlıklı bir ebeveynin yapabileceği bir şey değil. En azından eğitimini tamamlasın dersiniz. Hani annelerimiz bize derdi ya, altın bileziğin olsun. Hani ben hukuk fakültesini kazandığım zaman ben avukat olmak istemiyorum dediğimde babam elinde bir altın bilezik olsun. Hani gazetecilik evet ama yarın ne olacağım belli değil gibi düşünülüyor bizim meslekler. O yüzden Aleyna Tilki'nin annesi kızıyla bir dönem yarıştı. Çok kötü bir reaksiyonu alınca da bence geri vites yaptı. Ama annesi tabii seviyordur kızını, ona da bir diyeceğim yok. Ben şurada sana şuraya çok iyi katılıyorum. Gelecekte gerçekten onu rahatsız edecek. İşte ergenliği doğru yönetememek, biz de yönetemedik. Yani ben Aleyna'yı çok iyi anlıyorum. Ve ben şimdi Aleyna'nın yaşında verdiğim pozlardan şu anda nefret ediyorum. Orada Google'a kendi adımı yazdığımda o resimleri gördüğüm zaman utanç duyuyorum ya. Açmayın diyorum, benim sorgulamayın diyorum oradan. Yani ben işin orasındayım. Gelecekte gerçekten utanç duyuyorum. Geride bıraktığın yıllar ve yaptığın işlerden utanç mı duyuyorsun? Hayır, yani bu pozları vermemeseydim dedim ben kendi kendime. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o da büyüyünce diyecek ki yani ya ben şahane bir hatunmuşum, harika da bir sesim ama varmış. Ama şunu savunuyorsunuz. Bu kadarını ya. bu kadar fazla deşifre etmeseydim diyebilir. Masada hep şunu savunmuyor musunuz? O dönemin konjonktürü ve şartlarında bunu yapmak tek yoldu. Tek yoldu da kusura bakma donsuz şarkıcılar da vardı o zaman. Şimdiyi konuşuyoruz ama o zaman ya daha o zaman da aynıydı yani, değişen bir şey yoktu, emin ol. Dekolte olarak aynıydı. Bugünün konjonktüründe bu kadar teknolojik altyapılar bugün yani artık ses şarkı söylemenin bin bir yolu var. Popüler olmanın bin bir yolu var. Kötü şarkı söylemek neredeyse imkansız hale geldi teknolojik altyapılar. Var lan, güzeli gösteriyor yani, aslında. Baktığında kusursuz bir vücut. Geçmişte belki sürüden ayrılıp markalaşma ve popülerlik ya da ünlü olmayı yapabilmek adına bedeninle, ruhunla alakalı tavizler vermek zorunda kalıp bugün bu sıkıntıyı ve utancı yaşayabilirsin ama bugün bunu yapmak o gün bir zorunluluksa bugün bir tercih.
Şöyle yaşı ne olur bak dikkate alalım biliyor musun? Bu Gülşen için de böyleydi. Bugün bir tercih. Gülşen'i dahil etmiyorum. Onunki tamamen başka bir şey. Yani ona da şey değilim, rahatsız değilim. Ama güzel ya yani şu vücudunu... Gülşen şovla sesi birleştirdi ama yani. Kalem gibi bir vücudu var kızın ya. Ya yok yani dünyasında Aleyna ya. Tilki olsam yapar mıydım? Müzik dünyasında bilmiyorum. Müzik dünyasında ya biri 50 yaşında, biri 22 yaşında. Ya. Müzik dünyasında var. Ha onun yaşına veriyorum işte. Ya, yani, anladın mı? Özlenin, bir kadının ya da bir erkeğin ihtiyacı olan yegane şey ne? İyi bir prodüktör. İyi bir aranjör. Bunlar iyi bir menajer. İyi bir akıl hocası yok kızın etrafında. İyi bir akıl hocası yok ya da bu kız akıl hocasını dinlemiyor. Var da. Şimdi çocuklar bir şey söyleyeyim. Başına buyruk hareket ediyor. Biz masadakiler, herkes kendi işinde belli noktalara gelmiş. Bu kızın da abisi, ablası yaşındayız. Aslında bizim de biraz önce hani ele verir talkamı durumumuz var ya, bizim de üstümüze düşen bir şey var. Evladımız mesela biz burada, biz burada masa olarak şunu yapacağız. Aleyna ne kadar bu konuda ısrar etse de, biz abi ve ablalar olarak Aleyna'yı böyle görmek istemediğimizi göstermek için Aleyna'nın bu işlerini haber olarak almayacağız. Evet. Mesela bizden bir set görecek. Ne bileyim işte TV8'den görecek, Show'dan görecek, Kanal D'den görecek, görecek de görecek. Aklı yetişkin insanlar, evlat sahibi insanlar, anne, baba, abi kıvamında olup gerçekten bu işte samimi olanlar diyecekler ki hayır kızım, biz seni böyle görmek istemiyoruz. Sen bir kendine bir çeki düzen ver. Senin yaptığın bu iş bize malzeme olarak gelmeyecek. O zaman evet. Aleyna'nın kulağını hep beraber bir çekmiş olacağız. Ama şimdi biz burada söylüyoruz, Aleyna'nın durumundan yola çıkıyoruz. Ama Aleyna'nın bu konusunu doğru ya da yanlış, Aleyna'nın bu fotoğraflarıyla dile getiriyoruz. Aslında yapmayacağız. Yani reklamın iyisi kötüsü dediğimiz noktada iyisini ve kötüsünü yapmayacağız. Bizden de yüz buluyor aslında. Yani tepki de bir şekilde karşılık almaktır. Biz o tepkiyi de göstermeyeceğiz ona. Karşılıksız kalınca yaptığı, bundan vazgeçecek. Aa bak benim yaptığım yanlış, insanlar bu yaptığıma değer vermiyorlar, ben kendime bir çeki düzen vermeyeyim. Çok özür diliyorum ama yemin ediyorum sana, o kadar çok platform var ki, 20 hayatım, yaşındaki kızların hepsi twerk yapıyor. Yani Aleyna Tilki şu anda marka olduğu için bence bunu konuşuyoruz. Ama bak kötüden ama bir rezil, bir rezalet durumu söz konusu bunu kabul ediyorum yani. Ben biraz önce ne dedim, masada abisi ablası yaşında belli kariyeri olan insanlarız biz. Biz kendimizden başlayalım. Bizi diğerleri oralar buralar TikTok'lar cırtlar falan bağlamıyor. Yani gidip oralarda bunu yapabilir ama biz burada yapmasına müsaade etmezsek bizim gibi bir iki tane daha aklı selim arkadaşımız Aleyna'nın bu yaptığını bu masalara getirmezse o istediği kadar TikTok mecralarında bunu yapsın. Oralar sanal karşılıklar. Bir yerde karaya oturduğunu fark edecek. Ama bu birçok kişi için de geçerli biz, aslında bu söylediğin biz burada senin. Değerli fikir insanları mesleğinde belli bir yere gelmiş insanlar onun bu yaptığını ciddiye alıp dakikalarca konuşuyoruz. Onun da hoşuna gidiyor bu. Aynen, çünkü bu iş de ona yarıyor. Yani bunun tepkisi de reklam onun için. Biz görmezden geleceğiz. Biz yapacağız. Ötekisi yapacak. A kanalı yapacak. B kanalı yapacak. A masası yapacak. B masası yapacak. Biz zamanla bu kızımıza bu doğruyu anlatacağız. Bana hoş gelmiyor. Yani sen çok güzel düşünüyorsun Tayyar'cığım. Yani, yemin ediyorum ki Aleyna'nın sesi kötü. Şu piyasada değil. Senin gibi 15 tane adam olsa senin dediğin doğru. Ya ama kusura bakma Aleyna Tilki de onlar için bir kalmat yani. Bir şey diyemem. Yani Aleyna Tilki olmasa haber olmayacak onlar için de. Senin gibi 15-20 adam olsa senin dediğin çok doğru. Çok haklısın. En azından geleceğe çok güzel bir şey taşıma. Biz de Aleyna'ya bu yanlışında yandaşlık etmeyelim. Aleyna bir yanlış yapıyor. Aleyna yanlış yaptığı şeyin farkına İleriki yaşlarda fark edecek, başağın söylediğinde. Hayır, şey söyleyeyim, Aleyna çok kurnaz bir kız. Aleyna ne yaptığının farkında. Bence de farkında. Aleyna ne yaptığını biliyor, bilmeden yapmıyor. Doğru söylüyor. Aleyna yaptığı, karşılık bulduğu için yapıyor. Peki bu... Keşke yapmasa ya. Ama yapmasa peki. Peki bu tavır ve yani. Bu tavır ve hareket... Bu tavır ve hareketlerle... Aleyna yapma evladım, yapma. Kuzum bir saniye. Aleyna Tilki bu yaptığı tavır, hal ve davranışlarla hedef kitle olarak kendine kimleri çekmeye çalışıyor sizce? Kendi yaş grubunu. Mı? Tabii çünkü kendi yaş grubunda ciddi bir alıcı var. Ya ben burada İnönü Stadı'nda Justin Bieber konserinin olduğu gün gittim. Allah'ım yarabbim zannettim ki maalesef. Türkiye'de çok geniş kapsamlı bir anaokulu açıldı. Memlekette ne kadar ortaokul, ilkokul,
kıvamında. Savaş Kalası'nın bir yorumu var. Tarih tekerrürden ibarettir. Başına mafyatik tipleri alacak diyor. Alacak. Biri musallat olacak. Evet. Aman biri musallat olacak. Yok, doğru söylüyor. Doğru. Sizler böyle durumlar oldu mu? Oldu tabii. Oldu. Beni tabii çöküyorlar. Yani 20 sene boyunca. Sen de onu yol veriyorsun o işleri. Yol verirsen çökecek. Oldu maalesef. Yolu hazırlarsan çökecek. Obsesif ve şizofren takıntılı kişiler olabilir hayatınızda. Olabiliyor maalesef. Birçok ünlüye de, ünlünün de geçmişinde var. Evet. Yaşadık bu tarz şeyler. Hani bir rahatsız eden tipler. O yüzden herkes kendinden sorumludur tabii ki. Tayyar'ın dediğine deli gibi katılıyorum. Ama keşke Tayyar gibi 15-20 tane adam olsa. Sen ne yaşadın? Seni nasıl rahatsız ettiler? Hayatım, beni rahatsız ettiler. Yani çalışmama engel oldular. Arabamın lastiklerini parçaladılar. Kapımın zilini parçaladılar. Ya neler neler yaptılar ya. Neler yaşadım ben. Yani 20 sene boyunca taciz ettiler yani. İki tane şizofrenim vardı benim. Çok şükür şimdi kurtuldum. Belki de öldüler inşallah. Yani bilmiyorum tabii ki öyle. İnşallah benim harcımı söylemek çok doğru değil. Yani düşmanıma bile söylemem gerekiyor. Öyle insanlar hakikaten hayattan soğutuyorlardı Gökhan. Yani ya ben ağır yaşadım yani. Çok ağırdı benim için. Ve de hepsi de bilinen insanlar yani. Aa! Tabii söylenmez yani. Söylenmez. Sanat dünyasında. Yok, hayır değil. Ha, yeraltı dünyasında. Tabii. Ünlü isimler. Tabii. Çalışmanı mı istemiyorlardı? Yo, aşıktı. Geliyordu, rahatsız ediyordu, geliyordu, en önde oturuyordu, işte şampanya açtıranlara böyle bir şey fırlatıyordu. O, yani ben şu muhabbeti sevmiyorum. Çok iğrenç şeylerdi ya. Ben şu muhabbeti sevmiyorum. Ben çalışacağım, gerçek benim kafamdan çiçek atacak, şampanya patlayacak. Ama o hayatım, o eski kültür, o gazine kültürü. O zaman öyle bir kültür vardı. Şampanya açılırdı, işte çiçekler atılırdı, evet. Peçete. Şimdi peçete çıktı. Efendime söyleyeyim, ayakkabıdan şampanya içilirdi. Bin tane şey vardı. Ayakkabından yani. Şampanya içilirdin mi? İçildi tabii, içilmez mi? Tabii. Çok iğrenç değil mi Gökay? Bence iğrenç. Ayakkabıdan şampanya içmeyi. Bence iğrenç ama ne yapayım yani. Yok, senin için söylemiyorum. Ya bir kadın ya bir erkek ama bir başkası. Yani değil, ayağından şampanya içmek, ayağına merhaba demem yani ben kimsenin. Var öyle sapkınlıklar maalesef ki. Hakan sen de değil mi erkek işi olan? Tabii. Harbim niye söylemedin kız? Ha? Ben gizli ayakkabı için bugün açıklamada yeri hissettim. Ay bu da çok... Günü bugünmüş. Bugün. Aman, günü kurtardık ayol boşver. Gün bugün. Gün bugün. Çok özür dilerim. Sen peki şeyi hiç düşünmedin mi? Mesela işte bu kadar iki tane şizofrenim var dedim. Bilmem, tamam arkadaş. Aşık mısın? Aşık. Tamam. Evimi al, arabamı al. Yok, ben hayatta öyle şey... Ben mümkün değil. Ben görmek istemedim bak. Ben mağazamı niye kapattım? Mağaza sahibi bana aşık oldu. Dedi ki evin senin, dükkan senin olsun, arabayı da sana verin. Evlen benimle dedi. Allah'ım dedim, seni göreceğime her gün taş görürüm. Çık ayağı, dükkanı kapattım ben. Ben aşk kadınıyım. Ben aşık olmadan hırs ve para için kimseyle birlikte olmam. Olamam ben. Öyle biri değilim ben. Öyle bile olamam ben. Şu an mısın peki şu an? Hayır, ben yapamam. Ön planda daha ziyade. Yine yapamam yani. Tabii canım, herhalde. Kutsal varlıklarız bizler. Tabii yapamam. Yani ben her zaman söylüyorum, ben de cash on the table biliyorsun yani, severim. Süper, doğrudur. Cash on the table bizim piyasada çok, herkes çok daha iyi bilir. Şu anda hepsi çok popüler, hepsi de çok ünlü, parayı da çok güzel götürdüler. Evet. Onların atlarına binerek, arabalarına binerek, evet. Ama bizde o hikaye olmadı. Bende olmadı. Evet, bende de olmadı. Olmadı. Sana da musallatı oldu mu Hünkar? Olmuşlardır, olmazlar mı? Benim o zaman yeni dönemlerimde çok gerçekten albümün patladığı zamandı İrem Kız. İşte yeni bir Türk halk müziği sanatçısı çıkmış. Hem sarışın, hem kot giyiyor, hem deri giyiyor. Hatta Tayyar'la da fotoğraf çekimleri yapmıştık. O yıllarda tanışmıştık kendisiyle. O dönem bayağı bir takipçim vardı. Yani takipçim derken sanat anlamında. Kapımın önüne ölü kuşlar bırakıp işte bütün gazete, hatta dün elime geçti bazı şeyleri, haberleri ararken kapımın önüne kesilmiş resimlerimi, gazetelerden peki, kesilmiş resimlerimi bu mektubu bırakıp okuyabiliyor musun, ölü kuş bırakmanın ne olduğunu? Sana kanat çırpan herkesin kanadını kırarım. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Kapıya kapatılmış. Tabii. Zorla güzellik olur mu kardeşim ya? Bir poşet içerisinde. Hayatım, hasta tipler. Küfürler.
Yani var, ben o zaman savcılar falan suç duyurusunda bulundum. Şeyin verelim, bileme. Çok seksi bir soru. Yani bir yerde kurulum yokşanıyor, bir yerde tedirgin oluyorsun. Masada olabilir, yapar bana da bir şey yapar. Masada olabilir. Seyhan'ın mikrofonu. Ben bilgiyi severim. Bakayım ben, Severim de, söylerken alırsın. Severim de, isterim. Oradaki boş mikrofonlara bir bakabilir miyiz? Kesilmiş bir hayvan başı olsun, seni korkutmaz mı hocam ya? Tamam. Velhasıl gelen böyle bir olay. Savaş. Bir hayvanı kesip kapının önüne bırakıyor. Ona üzülürüm. Evet, Selçuk hayvan seversen bu bir canilik bana göre. Çok korkunç bir şey bu. Ama yine de içi okşandı bir an böyle, bak. Ay bu vahşetten besleniyor. Yok ya, o öyle görünüyor ama öyle bir tipi. Yok be, bu ağlar oturup kapının önünde böyle bir canlı kapısını bırakırsa. Yani yok, gerçekten hiç hoş değildi yok yani. Yok be, ben hayvan severim ya. Ölür oldu. Bir gün bir yere, gittim benim sapık arkadaşlar. Bir gün bir yere gittim böyle şahane bir gece kulübü falan. Hep beraber oturuyoruz. Benim sapık geldi. Silahı çıkarttı. Herkes yere yattı. Ben şöyle bir kaldım. Sonra tuvalete gittim, şok halinde. Sonra çıktım, her şey bitmişti. Yani o kalma var ya, o kalmada gidebilirsin yani, anladın mı? Kaldım çünkü herkes yerde. O sırada işi yesin mi geldi? Hayır, kaçasım geldi ama nasıl kaçacağımı bilmedim yani. Ya da kaçırası. Baka kaçtım herhalde, bilmiyorum ya. Ya da kaçırası geldi. İsmini vermeyeyim. Seninle bir dakika şarkısıyla ünlü popüler bir hanımefendi. Hiç de vermedi. Hiç tanımadı. Seni Hayankı'ya Elma Dağı'nda çalıştığı gece kulübünde yine öyle bir delikanlı çıkarttık masanın üstüne, böyle silahı koyuyor, diyor ki bunu görüyor musun? Semiha diyor ki onu oraya koymak önemli değil oğlum işin. Taaak! İmkik yerim masanın altına. Önemli olan bunu kullanmak. Of, helal olsun. Bir daha ayağını kesiyor oraya girdi. Helal olsun. Semiha döver. Sahnede mikrofonu bırakayım, nerede ver? Helal olsun. O daha sayandan önceki kadınlar mı oydu? O dönem böyle manyak. Öyleydi ya. Tabii ya. Çünkü silah takan geliyor dakikaten. Gazino dönemlerini ben... Yani silah takan önce... Esnaf gibiydi ya. Esnaf gibiydi ya. Anadolu'da hasatı kaldıran... Evet. Tabii canım. Hası tarlayı satan... Soluğu İstanbul'da alıyordu. Size tabii canım. Gece kulübünde. Bir gece kulübünde. Ondan sonra da gazete olayları bir şey. Şahiyar, bir gece kulübünde çalışıyorum. Çok özür diliyorum. Benim için gelen masaları söylemeyeceğim. Hepsi o dönemin playboyları. Bir masada ama zaten 6 kişiler biliyorsunuz. Bir masada biri. Ben sahnemi bitiriyorum. Beni evde zaten bekleyen biri var. Hani onların hiçbir şansı yok. Anlatabiliyor muyum? Evde bekleyen olmasaydı? Olmasaydı onlardan biri olabilirdi. Neden olmasın? Yani, boşta değildim ben. Ama bir şey söyleyeyim canım. Gökay, o dönem bir de şöyle de bir şey var. Eğer seninle beraber olmak isteyen adam güçlü, hem ekonomik olarak hem şu olarak güçlüyse, bu seni hoşnut ediyor. Niye? Bulunmuş olduğun ortam zaten erkek egemen bir ortam ya, orada sıkıntı var. Güçlü birinin sana sahip çıkması senin elini güçlendiriyor orada. Gazinocuya güçlendiriyor, başka müşteriye güçlendiriyor, organizatöre güçlendiriyor, anladın mı? Güçlendiriyor yani. Güçten memnun olmayacak, güçten kendini geri çekecek kimse yok ki. Yani. Masa kaygın olmuyor, anladın mı? Her masa dolu. Sürekli en az iki masa geliyorlar bir kere. Tabii canım. İki masa net kuruyorlar yani. Hatta şimdi, diyaloğa girmezsen o masa seni alana kadar geliyor. O 6 kişi geliyor, bir şey oldu herhalde orada. Evde beni bekleyen birisi vardı o sırada. 6 kişi geliyordu dedi. 6 kişi iptal. Yok yani bayağı bir dolandılar falan ama. Ferman yani. Toprak Etiler'de manita olunca bir mekan vardı ya senelerce. Meşhur bir yıllarca çıktı orada. Nispet'te bir akşam iki kişi var. Başka masa yok. Ferman da programı iptal etmek istiyor. Hani çıkıyor iki kişi var diye. Abi diyor, kapı açıldı diyor, 15 kişi falan geldiler diyor, paso erkek. Garsonlar diyor tavafa başladılar diyor, herifler diyor yağdırıyorlar falan diyor. Abi bilmem ne aşiretinin reisi dediler diyor, babalar masayı kurdular diyor. Hadi gel de çıkma diyor. Çıktım diyor, 2-3 şarkı okudum diyor. Sonra yani jest olarak masaya eğildim. Bir arzunuz, isteğiniz var mı diye diyor. Maraş'tan bir haber geldi, dediler ki Melik hasta. Okudum bitti diyor, adam demiş ki güzel okudun, bir daha oku. Eyvah, işte ben böyle olaylar vardı o zamanlar. Maraş'tan bir haber geldi, dediler ki Melik hasta. Şarkı bitti diyor, adam dedi ki diyor, ilkinden daha güzel okudun, bir daha oku. Ya. Üçü okuyor, dördü okuyor, beşi okuyor, altıncı şarkı bittiğinde iniyor öndekine diyor ki abi, masadakilerden biri Maraş'ı bir arasan, Melik iyidir belki diyor. Ya böyle çok ruh hastası vardı yani o dönemde, anlatabiliyor musun? Ama vardı abi, vardı yani. Çok vardı. Daha bunun gibi bir sürü örnekler var yani. Şimdi arkadaşlar,
Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslına bakarsanız olaya bakışlarınız güzel. Ama şimdi bu masada, background'ında bir sürü dağarcığında bir sürü bilgiler olan insanlar var. Mesela Tayyar öyle, Hakan öyle, Hilal de öyledir, Sibel zaten öyle filan. Şimdi Başak seni saymıyorum çünkü gece alemini yok, ben bilmiyorum. Çok hiç bilmeyebilirsin. Gece çalışmadım, evet, bilmiyorum. Gökay seni de tenzih ben ediyorum. Çocuğum. Evet. Tayyar'la biz 20 yıl yarasalık yaptık. Ben 60 doğumluyum. Siz background'unuzda bu bilgileri edindiğiniz zaman aslına bakarsanız ekrandaki ya da dergilerdeki ya da sosyal medyadaki her resme farklı bakarsınız. Kesinlikle. Önce reklam gibi bakarsınız, sonra dersiniz ki bu reklamın getirisi ve götürülerine bakarsınız. Ben öyle insanlar bilirim ki hatta hala televizyonlara çıkıp popülerliğini devam ediyor. Öyle insanlar bilirim ki şöhretli. Bunlar bir takım insanlar yüzünden başladı, derde girmiştir. Sibel Gökçe ne güzel anlatıyor. Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Ve pek çoğu da mesela size diyelim ki mahvedik bir tip telefon açtırsa, sizi abimiz bilmem nerede yemeğe davet edi. Sıkıysa gitmeyin. Bak sıkıysa gitmeyin. Başınıza bir şey gelir. Aynen. Çünkü niye? Siz eğer o abinin gözüne kulağına hitap edecek bir şey yaptıysanız o abi de o sırada ona odaklanmışsa hadise bitmiştir. Ha, bu gazinoda işe yarayabilir. Ama siz ondan kurtulmak için daha beterini bulursunuz. Bu hep böyledir zaten. Tabii, daha beterini, daha beterini. Bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Doluya kaçarken, yağmura kaçarken doluyor. Doluya tutulursunuz. Örnekleri var sanat dünyasında. Bunu var, yaşayan maalesef insanlar var. Ve o insanların pek çoğunda bir sürü hastalık var arkadaşlar. Bir sürü hastalık var. Ya. Hastalık değil de kötü alışkanlıklar var. Hastalık kötü alışkanlık da var, hastalık da var. Hepsi var. Yani aslına bakarsanız siz bir şey yapayım derken kendinize kötülük yapıyorsunuzdur. Tabii. Ve bu kızcağız aslına bakarsanız yanlış yapıyor. Bak eğer erkek dergileri Türkiye'de çıkıyor olsaydı bu kızcağızı var ya daha beterini yaparlardı. Alırlardı, ya, kandırırlardı, soyarlardı. Gazetelerin hafta sonu dergileri hala çıkıyor olsaydı sen gör bak neler kesin oluyordu. Aynen, kesin. Aynen. Gör bak neler gazeteler oluyordu. Gazeteler vardı tabii ya sadece. Galalar, şamdanlar. O zaman ekser falan. Geçti mi? Gerçekçeleri. Şamdanlar falan vardı. Yani şimdi devam ediyor olsaydı. Starlight'lar vardı. Neler oldu? Abi hafta sonu zamanına gel. Tabii. Haftanın sesine gel. Merhabaya gel. Ya şimdi çıplaklık tam. Bu yıpranma daha beter olurdu diyorum sana. Şimdi, yani ağır olurdu. Şimdi, biz gene burada biraz da nasihat de ediyoruz yani. Tamam. Ya ama şimdi çıplaklık takdir ediliyor, alkışlanıyor. O zaman da ediliyordu. O zaman da ediliyordu. O zaman da vardı. O zaman daha şeye taça giriyordun. Şimdi ama girmiyorsun. Ama vardı o da prim ediyordu. Ama o zaman sosyal medya yoktu. Girmiyorsun. Ağzıma kaposu giriyor. Twerk yapıyorlar diyorum ya. Tamam. Bununla para kazanıyorlar aynen diyorum. Ve bunlar aynen Türk kızları diyorum yani. Ya. Tabii tabii. Ben Sibel'i çok iyi aldım. Aynen. Haklısın Sibel'cim. İsimsiz bunlar. Aynen. Hani Aleyna Tilki'den daha güzeller yemin ediyorum. Yavrum onu bırak. Olay yani, değil yani. Yani koca koca neler yapıyor. İşin bu kadar bitti. Bir de şöyle mesela annesinin açıklamalarına bak. Bence annesi tedbirsizlik yapıyor. Annesi diyor ki o zamanlar diyor benim diyor kızım popülasyona oynadığı için diyor sosyal şeyler makamlar çocuğumu elimden almak istediler ama gelip baktıklarında makamımı gördüklerinde biraz yumuşadılar diyor. Hani normal standartlarda bir annenin böyle yapmaması gerekiyor yani prosedür o. Peki bir ama, başka tartışma başlatalım. Acaba kızının bu şöhret yolunda bu basamakları atlamasına, zıplamasına sebep olan asıl anne mi? Annenin hayalleri mi? Şimdi özür dilerim de Aleyna Tilki'den bahsetmek istemiyorum ama anne çünkü çok beğeniyorum ben Aleyna Tilki'yi. Anne kızına nasıl girdi? Ama şimdi kusura bakmayın da bütün anneler çocuklarının ellerinden tutup daha çocuk yaşta ajansa yazdırıyorlar. Benim çocuğum dansöz olacak, benim çocuğum şarkıcı olacak, benim çocuğum türkücü olacak diye. Hatta 90'lı yılların sonlarına doğru bana geldiklerinde ya kızım buna da yardım etsene dediklerinde siz emin misiniz? Bu hayatı biliyor musunuz? Ben karışmıyorum dediğim çok olmuştur benim. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda zaten ok yaydan çıktı. Hiçbir şeyi toparlamıyoruz. Ne cinsellik çok yukarıda. Her şeyi çok rahat yaşıyoruz. Bir tane de bir yanlış var. Demir Salak abi onu söyledi. Bir anne kızına diyor ya ben geliyor anneyim diyor. Ama aynı anne kızına sanatta rakip oldu.
Onu görmüyor. Kızı şarkıcı ve kızına rakip oldu. Ya ne içinde, de, bir şey söyleyeceğim. Kadının içinde kalmış evet, kardeşim. Çok da güzel bir kadın. Yanlış. Ya, çok, iyi. Ya yanlış onu kime göre? Sana göre yanlış. Ona abi. Göre değil abi. Kızına rakip olamazsın. Ona göre değil. Ve de bunların başına bak, bunda bak, bundan önüne geçemezsin. Tamam. Onların umurunda değil. Geçemezsin, geçemezsin. Hakan, onların umurunda mı zaten? Bak şu anda yanlış taraftır. Çok antipatik. Antipatik abi. Kızına rakip oluyor diyorum ve sana doğru geliyor. Gözün içinde kalmış. Kalamaz abi. Doğru gelmiyor, beni ilgilendirmiyor. Anladın mı? Ona doğru gelmiyor, beni ilgilendirmiyor sadece. Yanlış abi. Şu proporsiyon doğru geliyor mu sana? Bir anne, anne, Aleyna Tilki'nin annesi olarak popüler olmak istiyor. Çok ezik ve zavallı. Ve onun yolundan gidiyor. Bence. Zavallılık mı ya, eziklik mi ya? Bana kötü mü? Bir dakika. Sesi, hayır. Sesi kötü mü? Annenin ve babanın istiyordu. Bir cephede açacağım. Bir cephede açıyorum. Kızının arkasında durmak, kızını korumak, korumak. Anne de genç. Acaba söylüyor mu? Odaya dursun. Arkadaşlar bir cephede açıyorum. Garip bana şey babası annesinden neden boşandı? Bir cephede açıyorum. Anlaşamamışlardır ya. Anlaşılmıyor. Ya babası ve annesi babasının figürü değil ki. Ne bileyim şimdi ben neden boşandı? Savaşçım. Arada sadakatsizlik olabilir. Ayrı dünyaların insanı. Evet. Olabilirler. Evlenmek haksa ayrılmak da olabilir. Yani. Adam aldatmış olabilir. O görünen yüzü, ben görünmeyen yüzünü soruyorum. Yani annede ve kızda bunu fark etti. Belki ben annede fark ettiği için babanın bir refleksi olabilir mi? Babanın uzaklaşma Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hayır tamamlarsa, tamamlarsa ben bir kızın, bir kız hani çocuğunun çıplaklığı bu kadar ön planda tutması anneden daha ziyade eril enerjiyi rahatsız eder. Babayı yani. Babayı yani. Dolayısıyla babayı, ben babayı arka planda duymuyoruz. Ve baba çok fazla ortada yok. Bir daha Leyla Tilki'nin ben konuşursam çok kişi başı belaya girer. Eli kelepçe, ters kelepçe. Ters kelepçe olayı. Doğru, belki kıza çok daha tacize oldu. Bir mesaj veriyor ama bak bir mesaj veriyor. Leyla Tilki'nin baba figürüyle ya da baba soyuyla, baba genleriyle, eril enerjiyle, ailenin erkeklerinden herhangi birisiyle ciddi bir travması olan gerçekten çocuk yaşta rehabilite edilmesi gereken bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çocukluk travması olabilir. Savaş bir şey söylüyordu babasıyla alakalı. Kendi usulüyle ve bu çocuk kendi usulüyle ayakta ve hayatta kalma çabasını, bir şekilde intikamını, bir şekilde meselesini çıplak çözmeye çalışırken yani. Bizler deli gibi taş atarak, yorumlar yaparak taş atmıyoruz şekerim, konuşmuyoruz. Neyse işte ne dersen adına, eleştirerek ya da zaten darmadağın olan psikolojisine daha fazla zarar veriyoruz gibi geliyor. O zaman geliyor. Almayalım yani bunu haber olarak. Zaten bir de bir şey söyleyeyim, almak değil. Zaten bak bu konuştuğumuz kız üzerine bir şey almıyor ki. Aleyna kendini düzeltme kadar bir şey zaten yapmıyor ki. Demin Tayyar ne dedi? Biz ne kadar konuşursak konuşalım. Bu kız bildiğini yarın aynısını okuyacak. Üç gün sonra başka bir mesaj verecek. Aleyna Tilki'nin yanlış okuduğunu söyleyeceğiz. Aleyna Tilki'nin ben konuşursam birileri ters kelepçeyle alınır sözleri. Buradan ne anlıyorsunuz? Ünlü bir iş adamının oğluyla yaşadığı beraberliğin bitmesinden birkaç gün sonra söylendi bu laf. Tamam. Burada da Koli cinayeti neydi? Anne ve babayı çok hedefe koymadan Özgecan. Yaşadığı ilişkinin içinde başka şeyler mi gördü? Bir Özgecan olabilir mi? Bir Özgecan hikayesi. Ben neden bahsediyorum? Yok, sen neden bahsediyorsun annem ya? Özgecan'la ne şey alakası diyor. Var ya? Ben diyorum ki sana çok ünlü bir iş adamının oğluyla şey bir aşk yaşadığı bir yıla yılcı kadın. Evet. Kadın bu ilişki bittikten sonra dedi ki ben bir konuşursam bazıları ters kelepçeyle alınır. Bu illa kadının çocuğa taciz anlamında düşünmüyor. Değil. Kadın suç orada gördüğü, orada sahip olduğu bazı şeyleri anlatırsam, konuşursam tehdit etti çünkü birilerini. Birilerini tehdit etti. Anneyle babayla olan hikaye değil mi? O olsaydı daha önce söylerdi. İlişki bittikten bir 10 gün sonra yaptı bu konuşmayı. Ama ihtimali olabilir mi? Hayır yok. Ben birilerini tehdit etti. Aileyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Birilerini tehdit etti. Çok aleni hem de. Ailenin... Ne kadar tanıyorsun? Şöyle, Aleyna'nın yakın arkadaşı artık çocukluktan beri olan, aileyi çok iyi bilen çok iyi bir arkadaşım var. O da bu arada tanınmış biri değil ama az solist bu arada. Solist diyeyim daha doğrusu, özür dilerim. Onunla konuştuğumda Aleyna'nın babasına bir defa çok düşkünlüğü var. Ama anne baba ayrı olduğu için hani kız çocuklarında babaya öyle bir düşkün, aile içinden bahsetmeli diyor. Aleyna muhtemelen bunu sektörün içine girdiğinde ne yaşadığını bilmiyoruz ama siz de ben de kabul edelim ki bu sektör tehlikeli.
Yani her tabii türlü ki, kumpası herhalde, açık herhalde, bir yer. Herhalde. Ama ben her kelepçe olabilecek suç ne olabilir? Her şey olabilir yani. Oha. Bravo. Olabilir. Her kelepçe pazar uyuşturucuda. Ya o bilmediği için çocuk bakmıyor da bunu söylüyor çünkü bana göre. Ters kelepçenin uygulanacağı bir alan yok. Polis zanlıyı istediği yerde yakaladığında ters kelepçe zanlı daha fazla karşı durur eylemde. Hareket yapmasın diye abi. Kaçmasını engellemek. Birinci değil. Polisin birini arabaya bindirirken kafasını basması. Hırsızlık olursa önden kelepçe de uyuşturucu olursa ters kelepçe mi yapılır? Evet. Böyle bir şey adi suçlar önden, ön kelepçeyle geri kalan bütün suçlar arkadan. Mesela baş bastırılmasının sebebi şudur. Senden büyük devlet var. Devletin gücünü hissedeceksin. Özellikle bunu dışarıya çıkarken yani kafasını kafanı vurma diye değil diyor, evet, diyorsun. Yani arabaya kafasını vurmasın bilmem ne falan değil. Eğdirirler böyle özellikle emniyetten çıkartırken. Hepsi yapar. Devletin hepsi gücü üzerinde. Sen hiçbir şey değilsin. Bu bir davranış bunu mafya babalarına, mafya babalarına yaparlar böyle. Hepsi. Senden büyük devlet var derler. Tüm suçlulara yapıyorlar. Savaş abi yani bir şey söyleyeyim mi? Hırsızlık böyle kapkaç suçların içinde yapıyorlar. Tayyar abinin az önce söylediği şey ek olarak bir şey söyleyeyim. Bizim kim ülkemizdeki genel sorunlardan bir tanesi. Bekler. Biz çok tukaka yaptığımız, yerden yere vurduğumuz insanlara karşı müthiş derecede de bir izleme, merak gibi bir problemimiz var bizim. Hiç yan komşunla görüşmezsin. Hatta biz de mahalle kültüründen geldik. Ben hani dojman çocuğum ama mahalle kültüründen geldik. Komşuyu sevmezsin, tanımazsın, bilmezsin ama ne zaman bir araya gelinse hiç muhatap olmadığın bir kadını konuşursun kendi aramızda. Biz dedikoduyu da seven bir toplumuz. Bütün Türk filmlerine bak, altyapısında hep dedikodu var. Kerimcan Durmaz diye bir adam var burada. Sonra 8 ay boyunca hamileyim diye gezen bir adam oldu. En çok tepkiyi bu çocuğa gösterdiler. Rütük arandı, cimere kadar gidildi, aileler ayağa kalktı. 8 aydır aklı neredeydi bu insanların, değil mi? Yani bir adamın hamile kalması biyolojik olarak mümkün değil. Henüz tıpta bunun çaresi yok yani. O yüzden Kerimcan'a da bugün eleştirenler, yargılayanlar, emin ol AVM'de gördüğümde etrafı kızlarla ve koca koca kadınlarla doluydu fotoğraf çekmek için. Selin Ciğerci bugün kimlik değiştirip Gökhan Kiray'la aynı yatağa girip yatak odasından fotoğraf paylaşıp kocam kocam dediği zamanlarda nikah yokken de insanlar bu nasıl ahlaksızlık, böyle şey mi olur derken Selin Ciğerci'nin şu anda ürünleri en çok satanlar listesine giriyor. Kadın sürekli güzellik merkezi açıyor ki Allah herkesin işini rast getirsin, ben cinsiyetinden dolayı söylemiyorum. Bizim Türk toplumunda riyakarlık var. Bugün bu kızcağızı da eleştirirler ama gidin konserlere yani, en ön sırada fotoğraf çektirirler. Aforoz mu etsinler, red mi etsinler? Hayır, bizdeki sorun şu. Biz onların gösterdiği reaksiyonla burada evet ya böyle olmamalı diye bir şey söylüyoruz ya, bazen ben farkında olmadan yargı da dağıtabilirim. Bu da benim kusurum olsun, bazen sinirlenebiliyorum yanlış şeylere ama biz ne zaman toplum olarak gerçekten yanlışa el birliğiyle yanlış demeyi öğrenirsek İşte o zaman belki o insanların biraz kendisini düzeltmesine sebep oluruz. Ama ben Aleyna Tilki'nin gittiği yol, kıyafeti vesairesi diye biz burada eleştirirken Aleyna sahneye çıktığında kadının yaşlısı onu destekleyip yürü be kızım dediği sürece benim burada söylediğimin hiçbir etkisi yok. Aynen öyle. Bu kadar basit. Kerimcan'a da aynı şekilde. Ben burada kendimi yolu verdiği biz havanda sunuyoruz. Toplum bilinci diye bir şey yok. Bizde ekonomide sıkıntı var ama sokağa çıktığınızda herkes ben mutluyum dediği sürece burada ekonomi çözülmez. Ben burada istediğim kadar sorunları dile getireyim. Ama sen sokakta ya da sandıkta ya da başka bir yerde topluca hareket etmezsen, herkes kendi kesesini, cebini, bana dokunmayan yılan bin yaşasın derse biz Türkiye olarak ilerleyemeyiz. Benim söylemek istediğim bu. Ama orada da bir linç kültürü gelişmez mi? Linç değil bak benim söylediğim şey. İzleme çünkü kardeşim. Biz, hayır bak, bak biz şöyle yapıyoruz. Kerim Yardımmaz'la Aleyna aynı linç kaldılar. En uçlarda düşünüyoruz ya, evet, en uçlarda. Ya tepkisiz kalıyoruz, azami tepkisiz kalıyoruz, evet, ya da en uçta düşünüp linç ediyoruz. Ben linç edelim demiyorum. Bak bu, ben bak birincisi cinsiyet üzerinden kimseye hak talep edemezsin. Bir defa yaratıcı var. Yaratıcı herkesin kaderini farklı yazar. Kimsenin kaderinde ahkam kesemez. Kimsenin cennetle cehennemin kapısının anahtarı kimsenin elinde değil. Orada bileti kesen de ben değilim, sen değilsin, Tayyar abi değil. Buradaki masa arkadaşlarımın hiçbirisi değil. Onu Allah bilir. Çünkü o anayasanın başındaki varlıktır, o karar verir. Ben sadece diyorum ki, Kerimcan Durmaz'ı bu kadar tokaka yaptık, adamın görüntüleri çıktı. Ama dün, değil önceki gün, klibi çıktı en çok izlenenler arasında şu anda. Hani nerede o zaman eleştiri? Hemen.